BRT ve Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. 13.30 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti. İşte AGİT diye bir örgüt var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş, böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz dedi. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş, böyle olmuş. Önce haddinizi bilin, haddinizi. Haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Bu ülke Batı'nın hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir. Sizler Türkiye'nin bakanlarını Avrupa'ya sokmazken, oralarda toplantı yaptırmazken, utanmadan, sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına boşuna girmeyin. Netice alamazsınız. Artık süreç şey NİDE. Bizim sözümüz bu. NİDE'li kardeşim sizlere ne diyeceğini gayet iyi bilir. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş gazetecilere açıklamalarda bulundu. İkinci konumuz ise bugün Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantımızda MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak 19 Nisan 2017 saat 01'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı. İlgili konuda Bakanlar Kurulumuza tavsiye kararında bulundu. Bakanlar Kurulu toplantımızda da Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı ele alınarak 19.04.2017 yani bu çarşamba günü saat 01'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konunun arz edilmesiyle ilgili yazı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Böylece konu bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecektir ve ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla olağanüstü hal 3 ay daha uzatılacaktır. Burada bir kere daha şunu ifade etmek isteriz. Olağanüstü hal Türkiye için bir fantazi ya da hükümet için hükümetin elini rahatlatsın diye yapılan bir uygulama değildir. Türkiye 15 Temmuz'da darbenin kıyısından dönmüştür. Türkiye uçurumun kenarından kurtarılmıştır. Ve ondan sonraki süreçte bu darbe teşebbüsünde bulunan terör örgütü başta olmak üzere devletin içerisine sızmış olan, kamu kurum ve kuruluşların içerisinde gizlenmiş olan FETÖ'cü eşkıyalar başta olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlarla çok amansız bir mücadele sürdürülmektedir. Bu mücadelede ne gerekiyorsa o yapılıyor. Hem FETÖ terör örgütünün hem diğer terör örgütlerinin hem insan kaynakları bakımından devletin içine sızmış olan unsurlarının temizlenmesi, hem finans ayaklarının bir şekilde sonlandırılması, hem diğer kurumlaşmış olan yapılarının dağıtılması için olağanüstü hal uygulamasına ihtiyaç vardı ve bu anlamda olağanüstü hal uygulaması sürdürüldü. Şu anda gelinen noktada Milli Güvenlik Kurulumuzun tavsiye kararı ve Bakanlar Kurulumuzun onayıyla Büyük Millet Meclisi'ne bir ihtiyaçtan dolayı bir kere daha gitmektedir. Bu mücadele başta FETÖ ile olan mücadele olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eksiksiz, amansız bir şekilde sürdürülmeli ve Allah'ın izniyle en kısa süre içerisinde bu örgütün devletin içerisinden ayıklanmasının sağlandığı bir sonucu elde etmek mecburiyetindeyiz. Bu sadece hükümetin meselesi değil, bu Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir.
Bu Türkiye'nin varoluş meselesidir. Bunun için olağanüstü halin 3 ayda uzatılmasıyla ilgili karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bakanlar Kurulu kararı olarak arz edilmiştir, gönderilmiştir. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkacağını ümit ediyoruz. Benim sizlerle paylaşacağım bu iki temel konu. Sorularınız varsa sorularınızla toplantıyı sürdürelim. Buyurun. Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi. Babası Ercan ve annesi Arzu Karakaş ile ilçeye bağlı Kızılkaya mevkiinde pikniğe giden 12 yaşındaki Uğurcan iddiaya göre oyun oynadığı sırada yaklaşık 100 metre yüksekliği bulunan uçurumdan düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen afet ve sağlık ekipleri yaralı çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakıma alınan Uğurcan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan 12 yaşındaki Uğurcan Karakış'ın cenazesi Yenice ilçesine getirildi. Uğurcan Karakış'ın İsmet Paşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze törenine ailesi ve yakınları ve arkadaşları katıldı. Burada Uğurcan'ın babası taziyeleri kabul ederken annesi ise tabut başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Uğurcan aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi. Sabırlar diledik. Allahu Ekber. Allah Bartın'da kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Burcu Duran, doğum gününde kazanın yaşandığı valilik konusu kavşağında anıldı. Duran'ın ailesi ve yakınları ellerinde karanfillerle kazanın yaşandığı alanda bir araya geldi. Burada ailesi tarafından yaptırılan ve genç kızın fotoğrafının yer aldığı tabelanın açılışı gerçekleştirildi. Bu sırada genç kızın annesi ve yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Kazada 23 yaşında hayatını kaybeden Duran'ın annesi aynı zamanda Gölbucağı Mahallesi muhtarı olan Şermin Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada yetkililerden aşırı hız yapılan yol için çözüm bulunmasını istedi. Çocuğunu kaybettiği günden bu yana bir devlet görevlisi olarak acısını yaşayamadığını ifade eden Duran, "Benim evladım gitti, başka canlar yanmasın. Bu olaydan sonra burada kaç tane kaza oldu? Yeter artık bitsin, artık anneler ağlamasın." diyerek gözyaşı döktü. Açılışın ardından Duran'ın aynı mahalledeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Valilik konutu kavşağında 5 Mart'ta üniversite öğrencisi Burcu Duran, kaldırımda yürüdüğü esnada bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Görevlisi olarak acımı bana yaşatmadılar, buraya çözüm bulmadılar. Buraya acilen herkese söylüyorum, herkese, tüm Türkiye'ye söylüyorum. Benim evladım gitti, benim canım yandı, başka canlar yanmasın. Kaçıncı can, kaçıncı kaza? Bu olaydan sonra kaç tane kaza oldu burada? Yeter artık, yeter. Bitsin, anneler ağlamasın artık. Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Sağlık Güler idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden ve Akçakoca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bahçesine girmek üzere manevra yapan Recep Öztürk'ün kullandığı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Emrah, Sema ve Eren Güler yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D655 karayolu araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Kastamonu da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Hazreti Muhammed ve Güven Toplumu konulu konferans düzenlendi. Müftülük tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen konferansta Kur'an-ı Kerim okundu ve semazen gösterisi yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama 2. Daire Başkanı Dr. Muhammed Ali Asar toplumda güven kavramının çok önemli olduğunu belirtti. Programda Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve İl Müftüsü Osman Aydın da birer konuşma yaptı. Programa Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve vatandaşlar katıldı. Kısacası kimse kimseye güvenemez oldu. Çıkan bir hainin hain darbe girişimiyle karşılaştı memleketimiz ve din Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca düzenlenen KYK Akademi Buluşmaları kapsamında Dijital Çağın Kodları konulu konferans düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Gölköy yerleşkesinde bulunan kültür merkezinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Bilal Eren, gençlere teknomedyatik dünya konusunda bilgiler verdi. Eren, KYK yurtlarında kalan öğrencilere dijital dünyada doğru bilgiye ulaşmak, dijital dünyada bilgi ahlakı, dijital dünyanın oluşturduğu sanal gerçeklikler, dijital dünyada gençlere yönelik kurulan tuzaklar ve dijital dünya hayatımızın ne kadarında olmalı konularını anlattı. Kuralları bize ne getireceğini ne götüreceğini bilmiyoruz, farkında değiliz. Bir örnek vereyim size. Gerçek hayattaki reşit olma yaşı kaç? 18 değil mi? Dijitalde reşit olma yaşı 13. Mesela bunu kimse bilmez. 13 yaşından sonra yaptığınız her şeyden sorumlusunuz. İşte bu farkındalığı ve bilinirliği bilirsek, ona göre gerçek hayatta nasıl önlemler alıyorsak, hayatımızda bazı kurallar varsa, ilişkilerimizi yönetiyorsak, tanımadığımız birisine hiç durup dururken cep telefonumuzu vermiyorsak, onunla bazı kurallar içerisinde konuşuyorsak, iletişim kuruyorsak, iş yapıyorsak, siyaset, ticaret, spor, ekonomi neyse, dijitalde de yani internetteki yaşantımızda da bazı kurallar onları bilmemiz lazım. ...95'te yaygınlaşmasının ardından çağımıza bilişim çağı bir diğer adıyla dijital çağı denildi. Ben sosyoloji üzerine çalışıyorum. İnterneti anlamaya çalışıyorum. Anladıklarımı da deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Kısaca kabaca böyle söyleyebiliriz. ISBI şu, kitabı raflara götürebilmek için resmi olarak ISBI dediğim. Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Azaklı Mahallesi'nde Yaşar D'ye ait 3 katlı evin yanında yapılan traktör garajı inşaatında çökme meydana geldi. Bu sırada inşaatta çalışan ve göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin cenazesi Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşar Bey'in oğlu Ahmet Demirtaş Yurt dışında toplam 1.326.000 seçmen sandığa gitti. Seçmenin %59.6'sı evet oyu kullanırken Almanya'da sandıktan %63'lük oranla evet oyu çıktı. Gelsenkirchen'deki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği referandumun ardından kutlama düzenledi. Avrupa'daki tüm engellemelere rağmen vatandaşların sandığa giderek sandığa sahip çıktıklarını ifade eden OET'da Gelsenkirchen Şube Başkanı Erol Yukarıbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini dile getirdi. Allah'a emanet. Yavaş.
Yeni ve büyük bir Türkiye için biz evet dedik ve bu ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz. Evet, bildiğimiz gibi Avrupa'da da ve Türkiye'de referandum için sandığa gidildi ve evet çıkacağı zaten belliydi ve buradaki çalışmalar, Türkiye'deki çalışmalar vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. Çünkü geleceğimiz için çok önemliydi bu referandum sonucu. Böyle giderse Türkiye daha çok değişik şeylere imza atar. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için bir dönüm noktası olan 16 Nisan günü bugün bir referandum yapıldı. Bizler de Avrupalı Türkler olarak bu referandum için 27 Mart ile 9 Nisan arasında Avrupa'daki konsolosluklarda oylarımızı kullandık. Biz de Gelsenkiren Şubesi olarak Essen konsolosluğumuza bağlı Dortmund seçim sandığında oylarımızı kullandık. Biz normalde bu sefer tabii ki Avrupa'dan birçok engellemelerle karşılaştık. Oy kullanma, oy verme ve bu konuda halkımızı bilinçlendirme konusunda salon toplantılarımız iptal edildi. Fakat buna rağmen halkımız rağbet gösterdi. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinden daha da fazla, yaklaşık %50'ye yakın bir katılım oranı gösterdik komple Avrupa'da. Ve 1,5 milyona yakın vatandaşımız da Avrupa'da oy kullandı. Ve tabii ki bu oyların çoğunluğu da hepimizin bildiği gibi evet olacaktır. Bu anlamda evet konusunda da biz çok büyük katkısı aldığımızı düşünüyoruz. Yaklaşık olarak %3, %4 civarında da Türkiye'deki ortalamanın ortalamayı yükselteceğimizi Avrupa'dan gelecek oylarla düşünüyoruz. Büyük Türkiye için evet diyoruz. Bütün Avrupalı Türkler reisin arkasındayız. Sizinle beraberiz. İstikrara devam. Büyük Türkiye için, yeni Türkiye için biz de evet dedik. Bu haberle şimdilik veda edelim. Gelişmelerle 17.30'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.